Bu hafta Abraham'ın dördüncü videosuyla karşınızdayız diyeyim. Çünkü ben ve Abraham hani onun YouTube'daki videolarını Abraham'ın yani Esther'ın Abraham yoluyla konuşmalarını İngilizceden Türkçe'ye çeviriyor oluyorum. Ve bu serinin dördüncü videosu. Abraham kimdir, nedir, ben tam olarak kimden bahsediyorum derseniz de hemen yukarıda koyabilirsek Abraham kimdir videomuzun kartını bulabilirsiniz. İlk başta o videoyu izlemenizi öneririm. Hazırsanız da başlayalım. Bu videomuzun konusu ihanet ve aldatma üzerine olacak. Ben zaten yani tabii ki de çeviriyi not ederek ilerliyorum. O yüzden arada böyle sayfa çevirme sesini duyabilirsiniz. Şimdi öncelikle Abraham'ın karşısına biri geliyor. Bunu zaten Abraham kimdir videosunu da izlediyseniz artık biliyorsunuzdur. Ve o kişi soru soruyor. Sonrasında da Abraham'ın konuşması var. Öncelikle katılımcı. Katılımcı şunu diyor. Her şeyden önce burada olmak benim için mutluluk. Teşekkür ederim. Bir sorum var. 25 yıldır tanıdığım biriyle bir ilişkim var ve ona ilk gördüğüm günden beri aşığım. Birbirimizin ruh eşi olduğuna inanıyorum. Sizinle yani Abraham'la beni o tanıştırdı. Ve bu sayede kendimde birçok şeyi de fark edebildim. Şimdi ise o bir başkasıyla ilişki yaşıyor ve ikimiz de birbirimize bence hala aşığız. Ben de onu, benim ve bizim içinde olduğumuz bu durumu kabulleniyorum. Ama merak ediyorum, acaba Abraham bana inanç ve umutlu olabilmem konusunda yardımcı olabilir mi bu aşk ilişkisinde? Burada bu arada araya gireceğim. Belki de benim anladığım kadarıyla hani kadın bunu soran erkek olduğu için kadın sanıyorum ki o ilişkiyi bitirmiş olabilir ama erkeğin algısı bu yönde de olabilir ama bu benim nacizane yorumum tabii ki. Şimdi Abraham konuyu ele alıyor ve başlıyor. Bizim seni yüreklendirmemiz bu yönde olacak. Lakin burada ilişki konusu alakasız gibi görünüyor. Bunun sebebi ise öncelikle sen kendin ve içindeki olma haliyle olan ilişkini düzenlemezsen hiçbir şey hizada, alignment diyor buna, bir sırada diyebilirim. Hiçbir şey hizada olamaz, hizaya giremez, enerjisel olarak dengeli gidemez. Bu güzel bir konu şu anda ele aldığımız. Çünkü bize aktardığın ruh eşin olabilecek o kişiyi bulmuş olman. Bu da demek oluyor ki sen her kimsen onunla eğer hizaya gelirsen ve karşındaki kişi de aynı şekilde burada hizadan bahsettiği enerjisel bir hiza, denge, çekim yasası sizi bir araya getirir. Bir başka deyişle iki kişi kendi vortexlerinde yani enerji alanlarında, girdaplarında bu vortex dediği yani vortex çok geçiyor ve ben aslında bunu başka türlü de çevirmek istemiyorum arkadaşlar, parantez açarak söylüyorum. Vortex dediğimde enerji alanı olarak algılayın. Cümleyi baştan alıyorum. Bir başka deyişle iki kişi kendi vortexlerinde olduğu zaman ve vortex randevuyu ayarladığında bu ruh eşim tabirini kullanmak için doğru zaman olur. Çünkü sen kendi ruhunla, karşındaki de kendi ruhuyla bağlantı halindedir. Bu şartlar altında çekim yasası sizi bir araya getirmek durumunda. Fakat sonrasında hayatın gerçeklerine baktığın zaman ve karşındakinin başka biriyle ilişkisini gördüğünde şimdi bu detaya verdiğin ilgi ruh eşi enerjisine sadık kalamaz. Bir başka deyişle buradan oraya gidemezsin. O zamanlar sizin bir araya gelmeniz olması gereken bir şeydi ve sana söyleyebiliriz ki vortex'inde olan her neyse onlarla ahenk içinde kalırsan, karşındaki de eğer bunu yapabilirse, yani kendin olduğun halinde, olduğun halinle iletişimde kalabilirsen eğer, çekim yasası her ikinizi de birbirinize götürecek yollar ya da durumlar mutlaka bulacaktır. Kendini eğer burada tutabilirsen, şu anda olan durumla ilgili mutsuzluk hissetmezsen, her şey kolaylıkla ilerleyebilir. En önemli olan konu ise bu yolda her bir adım senin için neşe dolu bir adım olmalı. Sana söz veriyoruz, bu insanı vortex'inde ulaşmak istediğin her neyse ona giderken bir yol olarak görebilirsin. Yani kendini tamamen ve saf bir şekilde enerjisel olarak hizada tutabilir, sevdiğin bu kadına karşı vortex'inde olur
ve aklına endişe, yalnızlık, öfke gibi düşünceler geldiği zaman bunlardan uzaklaşabilir. Genel düşünebilirsen, her zaman detay değil, genel düşünmeye odaklan diyor. Ve vortex'inde kalabilirsen, bu ilişki ya senin istediğin ve vortex'ine koyduğun şekilde gelişecek, ya da başka biri ya da daha iyisi sana gelecek. İstediğin her neyse ona ulaşamıyor olman mümkün değil. Yalnız her birinizin anlamasını istiyoruz ki bazen istediğin şey tam beklediğin yerden gelmeyebilir. Detaylandırabilirsin. Eğer güvenebilirsen tek istediğinin canlı, iyi, seni bekleyen biri olduğuna, o zaman bugün neşen başlayabilir. Kendi memnuniyet ve doygunluğunu o zaman hissedersin. Bunu bu toplantıda daha söylemedik ama bir şey söylemek istiyoruz. Ve şu an bunun için en doğru zaman. İstediğin her şey ve bu ne olursa olsun, bir kişiyle ilişki de olsa, gelirinin yükselmesi, düzelmesi de olsa, arkadaşların ya da çocuğunla olan ilişkinin düzelmesi de olsa, her ne olursa olsun bu durum ya da koşul, bunlara sahip olduğun zaman kendini iyi hissedeceğine inandığın için bunu istiyorsun. Ve istediğin her şey sadece bu sebeple gerçekleşiyor. Çünkü kendini iyi hissedeceğini biliyorsun. Eğer bunca zamandır söylediğimizi kalpten kabul edersen ve sana iyi gelmeyen şeylere olan ilgini yumuşatabilirsen ve ilgini sana iyi gelen şeylere yönlendirebilirsen, bu şekilde enerjini yükseltebilirsin ve vortex'ine koyduğun şeylerle de ahenk içinde olabilirsin. Başaramayacağın, yapamayacağın hiçbir şey yok. Olamayacağın hiçbir şey de yok. İlişkin olmadan bu duygu haline girmeyi başarmış olman gerekiyor yalnızca. Paraya sahip olmadan önce gelirinin arttığını bilmeyi, öncelikle ona sahip olduğun zamanki duygu halini çok net olarak yaratman ve yaşaman gerekiyor. Sana iyi gelmeyen her ne varsa onları tamamen yıkman gerekiyor ve o duyguya inmen, kaleyi içten fethetmen gerekiyor. Bu duygudan, yani içeriden dışarıya doğru bunu istediğin şekilde inşa edebilirsin ve sana söz veriyoruz ki evren sana bu duygularınla uyumlu detayları gönderecek. Evren sana asla bitmeyecek olan kaynakları gönderecek. Seni canlı ve aktif tutacak olan bu duyguların daim olması, kalması için. Yapmaman gereken bir şey yok. Kendini hiçbir şeyden mahrum bırakmak durumunda değilsin. Hiçbir şeyi kanıtlamak durumunda değilsin. Sen sadece enerjisel olarak eşleşmediğin hiçbir şeye sahip olamazsın. Burası bence çok önemli. Bir daha tekrarlayacağım. Sen sadece enerjisel olarak eşleşmediğin hiçbir şeye sahip olamazsın. Ve hem istediğin şeye sahip olup hem onunla eşleşip aynı zamanda onun yokluğuyla eşleşiyor durumunda kalamazsın. Öyleyse bir yolunu bulman gerekiyor. İstediğin bir ilişki de olsa, gelirini arttırmak ya da daha sağlıklı olmak da olsa, onun yokluğunun seni etkilemesine izin vermemen gerekiyor. Şu an gerçek olmayan bu durumu tamamen görmezden gelmen ve istediğin her neyse tüm ilgi ve alakanı istediğin şeyin mevcudiyetine odaklaman gerekiyor. Yani bir bakıma gerçekmiş gibi davranman, hissetmen ve yaşaman. Hayatında iyi ve yolunda giden şeylere bakarak ve olmayan her ne varsa onları görmezden gelerek enerjisel bir alışkanlık geliştirmeye başlıyorsun. Ve evrenin buna yanıt vermesi gerekiyor. Hayatında yolunda giden bir şeye odaklanabilirsin. Sadece bir konuya. Ve onu temelin olarak, esas olarak ele alabilirsin. Ve o tek bir konu resmen hayatındaki her şeyin yolunda gitmesine olanak sağlayacak. Bu konuya odaklanmak enerjini diğer alanlara da yayacak. Çünkü her şey titreşimsel. Titreşen her şeyde duygusal. Ve duygusal olan her şeyde temel, kök, yani esas olan. Yani güven duymanın temeline, köküne indiğin zaman, parantez içinde aynı zamanda aşkın ya da iyi olma halinin ve mutluluğun, parantez kapıyorum, olan şey şu. Yaşadığın ve sorduğun soruların tüm detayları o köke gelmeye başlıyor.
Seni gören insanlar da şaşırarak seni izleyecekler. Hayatının dopdolu olduğunu görecekler ve sana sırrının ne olduğunu sordukları zaman onlara şu şekilde açıklayacaksın. Hiçbir şeyin bana sorun gibi gelmesine, öyle algılamaya izin vermiyorum. İyi hissetmeye karar verdim ve bana iyi hissettiren ne varsa onlara odaklanıyor ve onlara bakıyorum. Ve sürekli olarak onlar hakkında konuşuyorum. Hayatımda olmayan ya da eksik bir şeyle karşılaştığım zaman acı çekmiyorum. Onun yerine genele gidiyorum, genel düşünüyorum. Burada bu arada demek istediği detaya inmemek, sizi rahatsız eden bir şey varsa spesifik olmamanız gerektiğini vurguluyor hep Abraham. Devam ediyorum. Öyle genel düşünüyorum ki deneyimimle alakasız hale getiriyorum. Yani şu anda hayatımda olan gerçekle alakasız hale. Hayatımda sadece kontrol sahibi olduğum bir konuya odağımı veriyorum. O da şu anda nasıl hissediyorum? Şu anda nasıl hissediyorum? Şu anda nasıl hissediyorum? Şu anda nasıl hissettiğim kesin bir şey. Şu anda nasıl hissettiğin değerli ve kıymetli. Sen değerli ve kıymetli ve kendinden emin hissediyorsun. Bizim tek yaptığımızsa bir süre boyunca abuk subuk konuşmak oldu. Bu titreşimsel alanın, bu vortex'in yaratılmasında. Eğlen bununla. Abraham'ın konuşması bitti arkadaşlar. Umuyorum ki herkese ya da birçoğunuza en az bana verdiği enerji, farkındalık, farklı bir bakış açısı kadar size de verebilir. Cümlelerim biraz devrik olabilir çünkü Abraham'ın enerjisi bence çok yüksek, çok böyle neşe dolu ve onun kelimelerini, onun enerjisi böyle bana geçtiği zaman kendimi hep çok süper hissediyorum. Bunu sizlerle çok severek paylaşıyorum ve bile isteye çok heyecanla Türkçe'ye çeviriyorum. O yüzden umuyorum ki siz de yararlanabilirsiniz ve bunun keyfine varabilirsiniz. Bu arada belki farkında değilsinizdir ya da gözden kaçmış olabilir. Instagram'dan da dileyenler takip edebilirler. Onun dışında da bu videoyu beğendiyseniz, beğenip abone olmayı unutmazsanız desteğinizi göstermiş oluyorsunuz. Bu da gerçekten çok kıymetli bir geri dönüş. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve bekliyorum. Sevgiyle, neşeyle ve coşkuyla kalın. Ve Abraham'ın, bu arada ilgilenenler için İngilizce linki de aşağıya açıklamalara bırakıyorum. Müziği vardır, kapanış müziği. Aklınızda olsun, bir ara YouTube'dan da onu dinleyin derim. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.